Saat 15, bugün kaldığı yerden devam ediyor. Bugün tabii Cumhuriyet Bayramı, aslında tatil, resmi bir tatil. Dolayısıyla biz de biraz rahatlayalım, gündemden kaçalım ve müzikten bahsedelim istedik. Biliyorsunuz merakları biliyor, özellikle UT merakları biliyor. Yorga Bajano Festivali sürüyor İstanbul'da pazar gününe kadar. Ve bu festivalde yer alan önemli sanatçılardan bir tanesi konuğumuz Yorgo Marinakis. Hoş geldin Yorgo. Hoş bulduk. Şimdi ben seni tanıyorum ama konuklarımız çok tanımıyor tabii. Yorgo Marinakis aslında Yunanistan doğumlu bir Yunanlı ama yıllardır Türkiye'de müzik eğitimi alıyor. Klasik evet. Türk müziği eğitimi evet. alıyor. Biraz bahseder misin kendinden? Ben Yunan asıllıyım. Yani Kalamada'da doğdum. Yunanistan'da en güney şehirden biri. 2003'ten beri İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a okumak hedefle geldim. Buraya da 2005'te Yıldız Teknik Üniversitesi'ye girdim, Tasarım Fakültesi'nde. Orada işte müzik, Türk müziğin kuramı gördüm. Şimdi de bu senede mezun oldum. Bitti mi tamamen? Evet, bitti. Şimdi de bu Uluslararası UT Festival'la ben de katılıyorum. Çok büyük bir katılım var. Yurt dışında Türkiye'den değerli müzisyenler yaklaşık 32 UD katılıyor. Bu aktivite her akşam var. Yani pazartesinden pazara kadar her akşam işte 3-4 UD konser veriyorlar. Ben de yarın akşam 8'de Sepetçiler Kasrı'nda evet. olacaksın. Evet. Sen UD'a ne zaman merak saldın peki Yorgo? Ben aslında Yunanistan'da müzik eğitimi gördüm. Güzel sanatlar orta ve lise bitirdim. Orada genellikle Yunan müziğiyle uğraştım. İşte lafta, bildiğimiz Yunan laftası çaldım. Türkiye'ye geldiğimde sadece teorik ya da müzikolog bir eğitim almak istemedim. Aynı zamanda uygulamak istedim. Çünkü müziğin hem bilmesi hem teori hem uygulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve 2004'te başladım. Bir sene 2003'te geldiğimde biraz Türkçe öğrendim. Öğrenmeye çalıştım. Ondan sonra işte biraz öğrendikten sonra değerli sanatçılarla, udilerle kısa kısa dönemler benziyor çalışıp... Benziyor mu Türk klasik müziğiyle Yunan klasik müziği? Ud var mı yani? Yoksa Yunan Şimdi, udu daha mı farklıdır mesela? Şöyle bir şey var. Yani dediğimiz Türk müziği ya da Yunan müziği böyle bir kavram yok. Çünkü makam müziği dediğimizde bütün Akdeniz ve Anadolu'ya genişleyen bir bölge var. O da makam müziği. Yani makam müziği sadece Türkiye'de ya da Yunanistan'da değil yani. Ve daha uzak gidersek yani makam müziği Tapperamen gelmeden önce makam müziği vardı her yerde. Yani dizi öyle Tapperamen olmayan müzikler. Aha. Onlarla işte makamsal müziği dediğimiz. O da işte benziyor tabii çünkü aynı bölgede. Yani ortak bir kültür bu aslında. Tabii öyle ki, mi? Tabii bütün ki, tabii Akdeniz ki, tabii şeridinde ki. Ve belki yakın doğuda da böyle tabii bir ki, tabii ortak ki. Kültür öyle tabii mi? Öyle ki. Mi görmek ve lazım? Ve böyle bir uluş, öyle bir kimliği yok bu müziğin. Bu müziğin şey yani... Güzel tarafı evrensel olması evet, belki evet yani tabii mi? Ki çünkü herkes başka bir duygu katıyor, başka bir... Başka bir şey katıyor bu müziğe de. O da özelliği bu zaten. Hı hı. Yoksa herkes aynı bir hangi müzik uluş bir müzik olursa yani ondan sonra işte o zengini kaybetmeye başlıyor hı hı. bence. Çok bir kültür paylaşımı olmuş mu sence Yunanlı udilerle Türk udiler arasında? Mesela ortak yazılan eserler var mı? Sen teorisini çalıştığın için de soruyorum. Mesela Dede Efendi'nin galiba kiliseler için bestelediği bazı parçalar var değil mi? İlginç detaylar mesela. Şimdi bazen Dede Efendi'nin bilmiyorum ama işte Zakaria var. Zakaria o bir Rum bestekar.
söylediğim gibi yani bu topraklarda bir mozaik gibi yani her oluş, her daha doğrusu her ırktan yani her etnik kimlikten. Evet, müzisyenler vardı ve çok önemli eserler verdi bu müziğe, bu makamsal müziğe. O da biri Zakarya. Zakarya hem dini müziği yani Rum kilise müziği hem Mevlevi müziği hem Sufi müziği katılar vermiş bir bestekar. Yani o zaman da böyle bir sıkıntı yok insanın yani ben Rum ya da ben böyleyim. Yani herkes bir arada yaşıyor. Herkes bir şey gibi bir arada yaşıyor. Yani böyle bir derti yoktu. Şimdi doğru. De öyle sanıyorum yani. Tabii canım şimdi de. Onun için buradayız. Doğru. Zaten bizim de bayramımızı kutladın girer girmez. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Peki o zaman istersen bizi izleyenlere de biraz ipucu olsun. Pazar günü konserine gelmek isteyenler için. Bir jest yapar mısın? Bir şeyler çalar mısın bize biraz? Tabii ki. Şimdi de bir söylediğim gibi bu mozaikte. Evet kaldıralım onu biraz. Tamam. Mikrofon alır mı? Hazır her şey hazırmış. Evet. Görüyor arkadaşlar. Bir mozaikte Yorgo Baca'nın da bir büyük udi, efsane bir udidir. Bir okul yani bir herkes bütün bir ekol. Dünyada ekol diyelim yani bütün dünyada takip ettiği bir udiydi. Zaten kendisi İstanbul Radyo'da 50 sene udi olarak yer almış. Çok güzel. Onun da bir hem festivalin adı Yorgo Bacanı olarak hem benim isim Yorgo olduğu için bir onun adaşın. Peki. Sabah oyun havası çalmak istiyorum. Küçük bir taksim ardından sonra.
Yorgo, ellerine sağlık. Tabii bu çok daha uzun bir eser. 12-13 dakikalık bize bir parçasını çaldı Yorgo, sağ olsun bizi kırmadı ama.